Tefsir Saati başlıyor. Birlikteliğimizin inşallah Rabbin rızasında duyarlılığımızı, şevk ve iştiyakımızı artırmasını, gönüllerimizi, gönülleri irşad etmesini niyaz ediyoruz. Ve bunun için de Rabbimizin mesajlarını anlayıp yaşamak ve anladığımızı paylaşmak ve yeni güzel bir dünya, yeni güzel şuuratlarını inşa etmek temennisiyle İnşallah. Sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Biz Kalem Suresi 44. ayet-i kerimede kalmıştık Necla Hanım. Tahmin ettiğim kadarıyla. Hakikaten bundan önceki ayetlerde de gene Rabbimiz kıyamet gününün dehşetinden bahsediyordu. Ve Allah'a eş ve ortak koşarak iman edenlerin durumlarının vehametinden bahsediyordu. Ve onlar bunu neye dayanarak yapıyorlar diye sorular soruluyordu. Ve hatta şöyle bir ayet-i kerime var aklımda. İnsanlar diyor kendileri ruhban edindiler ve sonra da buna gereği gibi uymadılar diyor. Yani bu insanlar Allah'ı tanımayınca Allah'a yaklaşmak için veya Allah'ı razı etmek için ruhbanlar edinirler, aracılar koyarlar. Ve sonradan bu aracılar tabii insandır. İnsan fıtratını, psikolojisini ne kadar anlar ki? Olur olmaz herkese bir şeylere yükler, bir şeylerden korkulur, bir şeyleri olumlu olumsuz teşvik eder durur. Ve fıtrata aykırı gelince biraz da insanlar buna da gereği gibi uymayabiliyorlar. Her ne halise Necla Hanım, bizler Allah'a direkt muhatabız. Kitabımız bize hediye edilmiştir ve o kitapla yolumuza revan olacağız. Ve bu ayetlerden yola çıkarak şimdi buraya geliyoruz. 68. surenin 44. ayeti. Artık bu sözü yalan sayanları bana bırak. Biz onları kendilerini bilmeyecekleri bir cihetten derece derece azaba yaklaştırırız diyor. Bakın çok tehditvari bir şey var, itham var burada. Bunlar kendi kafalarından uyduruyorlar. Allah'ı da yalanlıyorlar. Allah'a yaklaşmak için yalan yalan şeyler de uydurarak hareket ediyorlar. Bırak onları diyor. Sen uyardın. Bunlar dinlemedi, kulak vermedi. Bana bırak onu diyor. Sen çok tasa çekme. Sen çok bunlarla didişme manasında değil de tebliği yaptım. Vazifem bu kadardı. Onları artık bana bırak. Yani onların durumu o kadar vahim ki artık her şeyin sahibi olan Allah'a havale edersen o icabına bakar ve gereken neyse onlara o cezayı verir. Ama bu ebedi alemde mutlak gerçekleşecek. Dünyada ise belki de çok da müreffeh bir hayat yaşayabilirler. Orada da gene bazı gafil ve cahillerin şöyle düşünceleri var. Yani onlar niye bu kadar müreffeh hayat yaşıyorlar, niye bu kadar rahatlar, biz niye eziliyoruz, biz niye sömürülüyoruz, biz niye mağduruz, biz niye yoksuluz diye. Onların hayatına imrenen insanlar da olduğu için Cenab-ı Hak hemen orada da bir mesaj veriyor. Onların diğer diğer gezip dolaşmaları seni imrendirmesin. Eğer onların ahiretten bir onlara imrenmeyecek olsaydınız diyor, onların evlerini, tavanlarını, merdivenlerini altınlardan ve gümüşlerden yapardık diyerek onların hayatına imrenilmemesi konusunda da biz kullarını uyarıyor Cenab-ı Hak. Tabii ki bu uyarıları dikkate alırsak bizler dünya ve ahiret arasında bir denge kurarak Rabbimizin istediği gibi itidal üzere yaşarız. Ne dünyamızı başkalarının eline bırakırız ne de ahiretimizi ikinci plana atarız. Burada önemli bir şey daha var Zemra Hanım. Eğer onu da izah edebilirsek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri bir yerden derece derece yani yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Yaklaştıracağız. Şimdi hem gelecek hem bugün hem geçmiş için bir izahtır bu. Yani onların bu zenginliği,
varlıkları, güçleri, içinde bulundukları refah, fiziki güç, askeri güç, ekonomik güç, onların bir de bu anlamda ürettikleri yanlış inanç üzerine kendilerini mutlak kurtulmuş, dünya ve ahiret güzelliklerinin tamamının kendilerine ait olacağı varsayımıyla, ön yargısıyla düşüncelerini körelttikleri için, vicdanlarının üstünü ve zihinlerinin üstünü örttükleri için şeyi de fark etmiyorlar. Azaba doğru yaklaştıklarını da fark etmiyorlar. Hı hı. Yani onları fark ettirmeden, bakın fark ettirmeden azaba yaklaştırıyorlar. Neden fark etmiyorlar? Hı hı. Zevk sarhoş olan adam sarhoş bir şeyin farkına eden, varır mı? O kadar zevkten hani bir deyim vardı ya, dört köşe olmuşlar ki, sarhoş olmuşlar ki. Bir de din uydurmuşlar. Yani sadece zevk sarhoşlar ayrı, hem zevk sarhoşlar, hı hı, hem bu zevk sarhoşluklarının, hem bu gayrimeşru, dengesiz, sorunsuz, sınırsız yaşam biçimlerini kılıf uyduracak bir din uydurmuşlar. Hı hı. Bir inanç uydurmuşlar. Yani bu inanç onların bu hayatlarına kesinlikle bir müdahale etmiyor. Onların bu hayatlarını onaylıyor. Ne yapıyorlar? Mesela bugün Müslümanlar arasında da artık bu anlayış yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Şimdi Hristiyanlar ruhbanlık dedim ya, ruhbanlık neydi? Ruhbanlık kişi kutsamaktı. Yani Allah'ın görevlerini kişilere vermek, tevdi etmek. Nasıl? Şimdi bütün hafta günah işlerler. Yani sınırsızca günah işlerler. Ama pazar günü kutsal günleridir. Kutsal bir gün oluşturmuşlar. Ve o gün ruhbanlarının huzuruna giderek, papazların huzuruna giderek onlardan kendilerini bağışlamalarını isterler. Ve gücü yetenler büyük bir meblağ, gücü yetmeyenler az bir meblağ vererek bu günahlardan kurtuluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle kolay bir din, böylesine başıboş bir hayatı sağlayan bir dini kim istemez? Yani bugün Müslümanlar da aşağı yukarı ona benzer şeyler oluşturmuşlar ya. Hani günah işliyor, Allah'a tövbe etmek yerine kendinden daha üstün gördüğü, daha kıymetli gördüğü, Allah yanında itibarlı gördüğü kimselerden tövbe alıyor. Hı hı. Bu tövbe alma olayı var ya. Evet. Yani ne farkı var? Papaza gidip tövbe almakla hocaya gidip tövbe almak arasında nasıl bir fark var? Mantık aynı mantık değil mi? Hı hı. Sonuç aynı sonuç değil mi? Yani bu tür Müslümanlara da bakarsanız gerçekten zevk, varlık, hı hı, sarhoşluğu içindedirler. Ama bir de bunun sorumluluğundan da kurtulmak için sorumluluk kaldırıcı bir deterjanlı din üretmişler. Bununla işte sakinleşip hayatlarını sürdürüyorlar. Aynen. Ama diyor ki azap onlara derece derece yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani bunların böyle düşünmesi, böyle hissetmesi onları sorumluluktan kurtarmıyor. Evet değerli dinleyiciler, demek ki dinimiz çok çok kaynağından öğrenilmesi gereken hususlardır. Hı hı. Orada ayetler var. Eğer önünde Kur'an-ı Kerim varsa bu ayetleri de, hı hı, okuyalım. Çünkü neden? Yani Allah-u Teala onları bana bırak derken, hı hı, her şeyden haberdar olan Allah bunların hangi amaçla yalan iddialarda bulunduklarını ve onlara bu yalancılıklarından dolayı bilmedikleri yerden azaba yaklaştıracaklarını. Yani bir insan yalan söylermiş, sonra geri yalanına kendisi de inanırmış. Yani yalan bunların böyle ruhuna işlemiş. Artık bütün hayatları yalanın üzerine bina ediliyor. Sonuçta Cenab-ı Hak yazan ne yazdığını, kimin için inandığını, kime itibar ettiğini, itibar koyduklarını ve bu yasaları neden koyduklarını, hangi amaçları güderek böyle davrandıklarını Cenab-ı Hak hep biliyor. Onlar istedikleri kadar üzerini kılıfla örtsünler, hı hı, ve kendilerini bir şekilde insanlara hayırhah olduğunu göstermeye çalışsınlar. Onun için bu tür insanlar yeryüzünde daima vardır. Yani gerek din tacirleri diyelim, gerek iyi niyetle insanları Allah'a yaklaştırma, gerek korkutarak günahlardan uzaklaştırma diye birçok iddialarla yola çıkan insanlar vardır ve bunlar da eksik değildir. Madem bunlar olacaksa Allah-u Teala bunları da özellikle bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde madde madde açıklıyorsa, Müslümanın diyene düşen kitabını,
yani Kur'an'ı anlayarak yaşamak için okumalı ki onların şerrine düşmesin, şerrine bulaşmasın, onların şerrinden uzak kalsın. Mesela ayette özellikle keyit kelimesi geçiyor Necda'nın orijinalinde. Keyit kelimesi İslamiyet ve Müslümanlar aleyhinde çalışan inkarcıların planlarını boşa çıkaran, Allah kendi planı uyarınca bu kimseleri hemen cezalandırmıyor. Kendi planı uyarınca hemen cezalandırmıyor. Bu kimseleri mühlet veriyor. Mühlet veriyor. Yoksa Allah'ın her şeye gücü yeter. Yani bu ayetler okuduğumuz zaman beynime o kadar farklı sorular zuhur ediyor ki bazen Cenab-ı Hakk'ın çok büyük zalimler karşısında niye bu kadar sabrettiğini, neden onları hemen cezalandırmadığını, bu mazlumların Allah'ım senden başka kurtarıcısı yok, yetiş ya Rabbi diyerek beynime o kadar farklı sorular hücum ediyor ki, hatta geçen gün gene böyle çok acı manzaralar gündeme geldi. Bunları yaşarken Allah'ın bir bildiği vardır, biz bilemeyiz diyerek, yani Allah'a işi havale etmenin bir zikir yanıklığına kavuşuyorsun ama dediğimiz gibi Allah'ın keydi, herkesin keydini alt üst edebilecek bir güce sahip, imkana sahip ama onun bir planı var. Onları belli bir güne erteliyor. Bu da var. Rahmetinden. Evet. Hikmetleri var tabii. İşte ki. Hikmetleri nelerdir? Hı-hı. Belki uyanırlar, yaptıklarına evet, pişman evet. olurlar. En büyük rahmeti budur. Ve bunlara mühlet veriyor ve hala uyanmıyorlarsa onların da başına gelebileceğin cezanın artık haddi hesabı olmayacak. Mazeretsizlik de oluşturuyordu. Artık onları o gün mazeret üretme durumundan alıkoyuyor. Yani ben size bu kadar mühlet tanıdım. Bu hem onların tövbe edip pişman olup iman etmeleri için bir mühlet tanımadır. Bir hikmeti de Müslümanların onların bu yapıp ettiklerine bakıp bir araya gelip birleşmeleri ve küfre karşı, Allah düşmanlarına karşı bir güç oluşturmalarını sağlamak için bir teşvik bir olabilir. Yani bütün bunlar bizim aklımıza gelen hikmetlerdir. Ve kafirin mümine dost olamayacağını, siz onların dinine girmedikçe onlar sizden razı olmazın tezahürü olabilir. Yani birçok sebep olabilir. Müslümanların merhameti, kardeşliği sınanıyor olabilir. Kafire karşı tutumları, müminlere karşı tutumları sınanıyor olabilir. Ki sınanıyor, sınanıyor. Bugün en büyük sınav bence İslam coğrafyasındaki bu kadar fitne, fesat ve bu kadar kuşatılmışlık ve bu kadar emperyal dağılımın şeyi olmak, muhatabı olmak. Belki bize İslam kardeşliği nerede, din kardeşliği nerede, merhamet nerede, şefkat nerede, ensar olmak, muhacir olmak gibi bütün kavramların yeniden gündemimize tam şey olarak oturarak, güncel olarak yaşayarak, yaşayarak görerek denenmemizin bir şeyi olabilir, alanı olabilir. Yani hiçbir şey bizden uzak değildir. Gözün gördüğü, kulağın işittiği hiçbir şeyden Müslüman kendisini muaf ve sorumsuz tutamaz. Aynen. Onun gözüne ve kulağına gelen her şey onun az ya da çok ilgi alanına girmelidir. Onu müdahil eder. Aynen. Yani kişi kendini bundan kurtarma lüksüne sahip değildir. Aynen öyle Necla Hanım. Dün böyle akşamüstü yarım saate varan bir arkadaşla görüşüyoruz. İstanbul'da kendisi. Çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ve bu sıkıntıları yaşarken de çok daha duyarlı bir şeye, muhakemeye sahip olmuş. Ve bunları paylaşıyorduk. Sonuçta dedim ki ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanlar bir fiil yaşamadıkça bu duyarlılığı geliştiremiyoruz. Şimdi gözümüzün hali hazır önümüzde. Ensar ve muhaciri yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Ya ensar muhacirin dışında bizler çok daha rahat bir hayatın içerisindeyken çalışıp da imkanı olmayan veya gücü yetmeyen insanların mağduriyetini bilip durduğumuz halde duyarsız yaşıyorsak, hakikaten bu ensarlıktan, muhacirliğden, infaktan, şundan bundan laf etmenin bir ayrı sorumluluğu vardır insan üzerinde. Hem bileceksin, hem söyleyeceksin ve hem de çare arayıp uygulamayacaksın. Dolayısıyla böyle güzel alışverişlerde bulunmak, insanların duyarlılığını ve kendini masaya yatırarak
tahlil edip olması gereken yerde olmasını düşündürüyor. Onun için şöyle bir cümle kullanmıştım ben ona. Yani sen bu duyarlılığa çok güzel sahipsin ama senin gibi insanları bulmak, gökte yıldız aramak gibi bir şey oldu günümüzde. Ama olsun, biz her halükarda bir şeyleri düşünerek daha doğru hareket etmek zorundayız. Ve akıllı olan adam illa ateş evine düşüp de sonradan duyarlı olmalı değil. Akıllı bir insan hayattan ders almalı, yapması gereken neyse onu yapmalıdır. Tabii bunlar yani çok ciddi meseleler. Yani musibeti beklemeden nasihatle uslanabilmeli. Farkındalık oluşturmalı. Evet. Yani bu ayet-i kerimede çok önemli bir husus da vardı da bu ayet-i kerimeyi ben biraz 36-37 ile de buluşturdum. 36 ve 37'yi işlerken de işte hürriyet, demokrasi ve özgürlükler adına birçok yapboza dayalı yasalar koyan insanlar, bunları da Allah biliyordu. Ve bugün de sanki ona biraz atıfta bulunuyor bu 44. ayet-i kerimede. Yani bu sıkıştıklarında kah atalarına uyduklarını, şimdi ötekiler özgürlükler, adaletten falan bahsediyor. Kah atalarına uyduklarını, kah yasaların yeri veya uygulama alanlarının değiştiğini ileri sürerek hem kendilerinin asıl niyetlerini gizleyerek hem de halkı demagojik politik söylemlerle inandırarak işlerini yürütürler. Evet, bunların Allah'la bir ahitleşmeleri asla olamaz. Onların bütün anlaşmaları hevaya dayalıdır. Hevaya uymayan, hevaya engel teşkil eden bir anlaşma onları bağlamaz. Yani onların karakteri tamamen kendi hevalarına dayalı kurulmuş ve ona göre hareket eder, ona göre yasaları koyar, ona göre insanlara demagojik söylemlerle kendisini inandırır. Gene bir daha toparlayacak olursak, evet, bu insanlar var. Bu insanlar var. Dini de alet ederek insanları oyalayanlar ve kendilerine bağlayanlar var. Olacak. O halde Müslüman böylesi aldatıcıların aldatmasına, tuzağına düşmemek için her zaman altını kalın şeylerle çizerek söylüyoruz. Kitabı anlamak zorundayız. Onu anlayıp yaşamak mecburiyetindeyiz. Keyfi hareket edemeyiz. Asla ve asla. Zanlarımızla hareket edemeyiz. Ruhbanlara tabi olma gibi bir nasımız yoktur. Bunların sadece hepsi büyük bir vebal. Da değil, ya diğer duygularımızı da yönetebilmemiz gerekiyor. Müslüman camii olarak ve Müslüman yöneticiler olarak ve bugünkü durumu göz önünde bulunarak hem zanlarımızı hem öfkelerimizi hem sevgilerimizi kontrol altında tutmamız, bunları iyi yönetebilmemiz lazım. Çünkü bugün artık imtihanın özellikle Müslümanlar için çok yoğun bir hale geldiğini görüyoruz. Ve gene mesela şu son bir iki günde de İran ve Suudi arasındaki düşmanlık, çekişme gün yüzüne çıktı. Yani bu artık Orta Doğu'da bir liman olmayacağı, Müslümanlar için güvenli bir liman olmadığını kafirlerin, müşriklerin ve münafıkların el birliğiyle bir kuşatma altına aldıklarını ve ben bunları bir kısa İslam dünyasının içlerindeki karmaşayı da Dırar Mescidi'ne izin verildiği, yani bu mezhep adı altında bir Dırar Mescidi taraftarlığı oluşturulduğunu da münafıklıkla hissediyorum. Bunun çok büyük bedellerini ne yazık ki İslam camiası ödemeye yavaş yavaş yaklaşıyor. Kitabından belki uzak olması, belki Allah'ın muradını düşünmemesi, çok gelişi güzel, hevai ve konformist bir hayatın içinde duyarsızlaşmasının bedelini ağır ödeyecek bir zamanın yaklaşmakta olduğunu insan hissediyor. Rabbim inşallah bu imtihanı az bir zararla atlatabilmeyi Müslümanlara kolaylaştırsın diye dua ediyorum. Yani amin demekten başka evet, çaresi çünkü, yok da. Evet, tehlike çok büyük ve yani, çok yakın. Orada çok önemli bir husus var. Yani fitne kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar mücadeleden öte daha çok mezhebi Evet, ona mezhebi, Dırar Mescidi derken onu vurgulamayı. Siz onu vurguluyorsunuz.
mezhebi duygularla çıkıp hareket eden insanların başından bela eksik olmaz. En büyük bela zaten içeride kendi kendilerini yeme veya Müslümanın Müslümanı bir şekilde hedef alması söz konusu oluyor. Ve bu hedef almada da tabii ki çok çeşitli kenarda bekleyen, hani pusuda bekleyen sinsi düşmanlar da var. Onlar da bunu malzeme olarak kullanarak çok daha çabuk bir şekilde insanları avlayabiliyor ve insanları birbirine düşürebiliyor. Onun için çok ciddi bir noktadayız Necla Hanım. Yani nasıl düşüneceğiz, nasıl içinden çıkaracağız, nasıl uyanacağız, nasıl uyaracağız, bu beladan nasıl kurtulacağız? Yani bu bizim elimizden geldiği kadar insanları Kur'an'a davet etme, yani din Allah'ın oluncaya kadar mücadeleye, evet, davet etme. Onun dışında zaten böyle şeyler dünya kurulalıdan beri var. Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ayşe, Hazreti Muaviye'yi, Hazreti Ali, Hazreti Osman'ı katleden insanların ekserisi münafıklar içeriden tezgahlıyor bu işi. Ve avcıları da bir şekilde şeylerinden tutarak, midelerinden veya maddelerinden tutarak bu alanda kullanıyorlar. Onun için bu işin fanatiği olmak çok tehlikeli. Yani bir şey Allah için değil, kendi beklentileri ve kendi ideolojilerini fanatik bir noktada düşünen ve onunla ayağa kalkan insanların durumu çok vahim. Onlar işte en büyük belayı, beladırlar İslam aleminin içerisinde. Ve fanatikleri de yanlarına çekerek ne yapıyorlar? Münafıklar eliyle insanları birbirine kırdırıyorlar. Hatta geçen gün şöyle bir şey oldu. Ondan sonra işte yeryüzündeki bu kadar zulmün, savaşın, insan katlinin meselesi gündem olmuştu. Bir kardeşimiz dedi ki bunlar dedi olması gerekiyor dedi. Curufların temizlenmesi lazım dedi. Curuf kelimesini kullandı özellikle birkaç defa. Curuflardan ne kastettiğini, yani işte böyle bu mezhebi taassup sahibi olan insanları falan kastederek o kelimeyi kullandı. Dedim doğru ama şöyle bir dedim düşünsek acaba biz şimdi dedim mesela burada yaşıyoruz. Her türlü mezhebe, her türlü ideolojiye, her türlü dine sahip olan insanlar var. Biz birbirimizi öldürüyoruz mu? Birbirimize silah çekiyoruz mu? Allah'ın istediği boyutlarda yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ama dedim kalksa bir münafık, maskeli münafık gelse, ortaya bir büyük bela olacak, zarar verse, bombayı atsa, sonradan da o maskelilerle insanların duygularını tahrik ederek fanatik insanları yanına çekse ve verse eline silahı, bak bunlar işte böyle böyle gördünüz ya, o cami bu camiyi bombaladı, o şunu yaptı, bu bunu yaptı gibisinden, bunu böyle yapsa ne olacak dedim. Kim yapıyor bunu? Sizin curuf dediğiniz kim? Evet, bu fanatik duyguları ideal ve ideoloji uğruna meydanlara çıkıp düşünmeden hareket edenleri bu yüzü maskeliler çok rahat kullanarak Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar. Sonradan da medyada alabildiğine mezhep kavgası diyerek Müslümanları yeniden bir çamur atmaya çalışıyorlar. Müslümanlar gayet doğal yaşıyor. Allah'ın sınırlarını bilen insan. Ama fanatikler daima bunlara malzeme olur. İşte şimdi dedin ya, onlarla Kur'an'la savaşacaksınız. Şimdi onlarla büyük cihadı Kur'an'la yapmak geniş bir şey bu, ayet bu. Yani sen onlara ayet okuyacaksın değil. Aynen. O ayetleri güncelleyerek o günkü hikmetlerini, o günkü yapılması gereken siyasi çalışmaları, eğitim çalışmalarını ortaya koymak, bunun ilmini yapmak, bunun açılımını yapmak manasındadır. Yoksa haricilerin yaptığı gibi sen onlarla Kur'an'la büyük cihat etten Kur'an sayfalarını kılıçların ucuna takma olarak da anlayabilirsin ve bunu da yapabilirsin. Ve muhatap Müslüman da sanki gerçekten o Kur'an'ın sayfası kılıçtayken onunla savaşmak kötü bir şeymiş gibi algılayıp geri çekilebilirsin. Böyle değil. Kur'an'la mücadele etmek bugün yayılan haberlerin fasık mı getirmiş, mümin mi getirmiş? Dırar mescidini yapanlar İslam kimliği altında kimlerdir?
nelerdir, ne kadar zarar veriyor. Bugün artık bu münafıklıktan çıkmış, açık ve net bir savaşa dönüşmüştür zaten. Artık kendini gizlemeye de çalışmıyorlar. Her şey o kadar aleni yapılıyor ki. Savaş yok ki. Necan, savaş mı var? Hak batıl savaşı yok ki. Hayır, işte şey var, mücadele var. Hayır, savaş var da. İllegal yollarla savaş olarak var. Değil. Ezmek şimdi var. Selahattin Demirtaş Rusya'ya gitti. Rusya basını bugün yazıyor ki iç savaş, iç karışıklığı sağladık. Artık bunların altına dinamit koymak kolaylaşır. Açık bir şey yani. Bu senin sen aptalsın manasına geliyor. Bakın biz bu kadar şey yapıyoruz, siz hala uyuyorsunuz manasına geliyor. İşte burada ayet bize diyor ki siz onların dinlerine girmedikçe onlar sizden razı olmazlar. Yani onların size konjüktürel dostlukları sizi aldatmasın. Ekonomik işbirlikleri sizi aldatmasın. Çıkar ve menfaat ilişkileri sizi aldatmasın. Siz onlara karşı her zaman teyakkuz halinde olun. Zihniniz uyanık olsun. Kendinizi rehavete ve yutulacak lokma haline getirilmesine izin vermeyindir. Bütün bunların açılımı budur. Yani bu dünya Orta Doğu özelinde ve dünya genelinde Müslümanların her yerde yok edilme şeyiyle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Çin'de olup biteni kimse duyuyor mu? Hayır. Niye? Çünkü herkes bir kendi kendisiyle o kadar meşgul ki, kendi iç karışıklıklarıyla o kadar uğraşıyor ki, dışarıda olup bitenlere karşı hiç kimse bir farkındalık oluşturamıyor. Çünkü kendi derdine düşmüş. Kendi derdine düşmüş. Yani bugün kafirin ve münafığın yaptığı en önemli kalkışma Müslümanları kendi ülkelerinde ve kendi coğrafyalarında birbirleriyle uğraştırmak ve birbirlerini yok ettirmek. Hem kendisi silah kullanmıyor, hem adam kullanmıyor, hem maddi gelir sağlıyor. Bunu yaparken de Müslümanları sürekli yok edip zayıflatma şeyini yapıyor. Bu çok açık ve net bir şey yani. Bunları bilmek için alim olmak gerekmiyor. Necan mı? Açık ve net ama deminki söze geleceğiz. İnsanlar öyle bir kayıt içerisindeler ki, öyle bir tezgah kurmuşlar ki, dediğimiz gibi inanç, ideoloji, mezhep veya iktidar uğruna bu fanatikler çok rahat kullanılabiliyor. Dediğin doğru. Ama şu anda hali hazırda daha rahat yaşayan ülkelerde var mı böyle bir kritik durum? Yoktur. Ama bu insanlar adım adım gelerek her yeri darmadağın edecek ve her yerde mutlaka insanları bir şekilde kendiyle boğuşturacak bir şeyi atıyor oraya. Ateşi atıyor. Burada demek istediğimiz böyle bugün rahat yaşarken, ayrım gayrım yapmazken, kendi sınır ve çerçevelerimizi bilip bir mahallede, bir apartmanda yaşarken birdenbire nasıl oluyor, işte buna karşı uyanık olmak lazım. Bunun hesabını çok iyi yapmak lazım. Böyle olduğu zamanlarda da biz zaten buna ne kadar engel olabiliriz değil. Biz Allah'a vereceğimiz hesabı hesap ederek yola devam olmalıyız diye düşünelim ve 46. ayetimize geçelim artık. Çünkü bu gündem hiçbir zaman bitmez. Ve bir ineğin kurt tarafından kapılıp parçalanıp yiyilişini seyrederse alem, bir gün diğerlerine de sıra gelecek. Bunun başka bir izahı yok. Meğer ki Allah onların keyitlerini başına geçirsin. Ve Allah'ın bizlere uyanışı, dirilişi, direnişi ve kafirin yüreğine korku salacak heybeti ikram etsin. Artık özel ikram etsin Rabbimiz. Çünkü yüreği yanan çok insanlar var. Ama elinden gelen bir şey yok. Acı çekiyor, ağlıyor ve feryat ediyor. Rabbimden yardım istiyor. Rabbim yetişsin inşallah. Amin. 46. ayet-i kerimede, yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar sana ödeyecekleri bir borçtan dolayı ağır yük altına mı bırakılmışlardır? Yahut gayb yanlarındadır da onlar bunu ondan mı yazıyorlar diye burada gene hem peygambere hem de münkirlere bir hatırlatma yapıyor. Yani peygamber tebliğ faaliyetinin karşılığında ücret beklemez. Beklediği vaki değildir. Ne siyerde yazar, ne Kur'an'da yazar. Muhataplar da maddi anlamda borç altında olmazlar. Yani sen bana
tebliğ yaptın diye ben borç altına mı gireceğim? Veya sen bana tebliğ yaptın diye bana benden para mı bekleyeceksin? Tebliğ tamamen Allah rızası için, habersizleri Allah'ın rızasıyla buluşturmak için Allah'ın insana yüklediği bir sorumluluktur. Çünkü bir tebliğ yaparken, öğüt verirken siz bir beklenti, ücret veya herhangi bir beklenti. Yani bu sadece parasal bir ücret manasında değil. Evet. Herhangi bir karşılık, herhangi bir beklenti içine girerseniz muhatabın duygularını kirletirsiniz zaten. Size karşı olan samimiyeti, sizin dürüstlüğünüze olan itimadı sarsılır. Çünkü işin içine para girince, evet, içince menfaat girince bir de o var Necan. İnsanların güveni de sarsılır. Şimdi haktan gafil olan insanlar var. Birisi onun ruhunu irşad ediyor ve hakkı buluyor. Onun irşad şeyiyle, telkinleriyle hakkı buluyor. Bu çok doğal bir şey. Ama beni o irşad etti diye ona sorgusuz sualsiz tabi olmak ve onu yüceltmek diğer bir insanın gafletidir. İrşad eden de zaten ben seni uyardım, sen de bana tabi olacaksın, ne dersem yapacaksın diyemez. İşte ücretin farklı boyutları var. Ama İrşad eden de, irşad olunan da eğer bu zihniyetle bakıyorsa bu defa yeniden arada farklı bir iletişim kuruluyor. Sen beni irşad ettin, ben sana minnettarım. Ben de seni irşad ettim, sen de bana tabi olacaksın. Anlayışın tamamen insanı sapıklığa götürür. Bir ayet hatırlatalım o konuda. Ne diyor ya Rabbimiz? Hiçbir peygamber başkasını kendisine çağırmaz. Değil mi? Yani bana gelin demez. Onlar insanları Allah'ın dinine davet ederler. Bu işte o manadadır. Yani burada ben değilim merkez. Çağırdığım merkez ben değilim. Sizi bana çağırmıyorum. Sizi Allah'a kul olmaya çağırıyorum. Şimdi Necan, bu bilinçli insanların yapmış olduğu şey. Bunu ayetlerden haberdar olan, Allah adına nerede durması, ne söylemesi gerektiği bilen insanlar için. Benim söylediğim bu ikili şeyde, kimlikte senin bahsettiğin gibi. Bunu Allah'a çağıran bir insan zaten beklemez. Bu muhataba söylemek lazım, hissettirmek lazım. Aynen öyle. Ama olmuyor işte. Birisi bağlanılan oluyor, birisi bağlanan oluyor. Günümüzdeki sapıklıklardan birisi de buradan başlıyor. Yani birisi sana bağlanıyor ve birisi seninle bağlanıyor. Yani böyle bir anlayış ne oluyor? Ben ona minnettarım. İşte o beni irşad etti diyerek, sana bir can borcum var manasında gibi. Sen benim canımı kurtardın gibisinden. Böyle bir anlayış var. Yoksa sizin dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim bunu zaten vurguluyor. İnsanları Allah'a çağıran ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır diyor Fussilet Suresi 33. ayet-i kerimede. Ama işte bunun, bu kadar bilincinde olmayan insanların bu ikili şeyinde, iletişiminde bu tehlikede doğuyor. Ve sonradan da bir vesileyle arada bazı bozukluklar açığa çıktığında, bazı çok tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda, vay be, kimler bizi kendisine nasıl bağlamış, biz nasıl da bağlanmışız, nasıl da aldanmışız, nasıl da aldatılmışız diyerek insanlar bu defa hayıflanıyor. İşte aldanmak ve aldatılmamak ve hayıflanmamak için ne olursa olsun insan Rabbinin mesajının temel esprisini kavrarsa kendini inşallah böyle bir saplantılardan ve sapıklıklardan korur Allah'ın izniyle. Çünkü Allah ona yardımcıdır. Bizim bu anlamda tebliğ etmek ve Allah'a davet etmek, Allah'a itaatte maddi manevi kaygılarla ilgisi olmayan bir durumdur. Yani biz tebliğciyken bunun maddi ve manevi kaygısından ziyade tamamen bu ahlaki, dini bir görevdir diye yola çıkmamız gerekiyor. Bu bizim dini sorumluluklarımızdır. Eğer bu sorumluluğu vahiy doğrusunda yapmadığımızda, Allah'a çağırmadığımızda, kaynakla muhatap etmediğimizde bu anlattığımız tehlikelerin hepsi doğuyor. Hepsi yaşanıyor. Kimler arasında? Tabii ki Müslümanlar arasında, Müslümanım diyenler arasında. Oysa bir insan Kur'an'ı, dinini yaşayacak kadar fıkh ederse, her zaman tekrarlıyoruz, fıkh ederek öğrendiğini, anladığını yaşarsa
doğruyu isabet ederse iki sevap, yanılırsa bir sevap. Bunu sürekli tekrarlıyoruz. Neden? Çünkü Allah bundan çok hoşnut olur. Çünkü Allah bilerek iman etmemizi ister. Hatta Yunus suresi 108'de galiba diyor ki, biz insanları körü körüne değil, Hakk'a bir basiret üzere davet ederiz. Yani körü körüne bana iman etmesin. Basiret ne demek? Anlasın. Neye iman ettiğini, ne yapması gerektiğini bilsin de iman etsin diyerek söylüyor. Burada bir şeyin zıttına da düşünebiliriz Semra Hanım. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır borç altında mı kalıyorlar? Bu yani sizin iyiliğiniz için güzel bir yaşama, doğru bir hayata davet edenlere uyun. Çünkü sizin dünyanızı da güzelleştiriyorlar. Evet. Ahiretinizin de güzel olması için çaba sarf ediyorlar. Bunlar sizin ödeyemeyeceğiniz, endişe duyacağınız bir borç yükü altına mı sokuyorlar? Eğer böyle yapıyorlarsa siz sorun onlara, bunu niye yapıyorsunuz diye. Yani böyle bir şey varsa bunu tartışın. Bunu açığa çıkarın. Çünkü tebliğcilerin sizden para isteme hakları da yetkileri de yok. Eğer bunu para üzerinden yapıyorlarsa ve bunu bir sistem haline getirip bunu bir nasıl desem, bu yakın zamanlarda paralel diye bir şey çıktı ya, bu sizi tebliğ irşat amaçlı sizi sürekli borç altında tutup da o paraları toplayıp kendine bir ikbal için biriktirme yapıyorlarsa, burada sizin gafletiniz sizin için mazeret olmaz. Bunu da bilmeniz lazım. Yani ne diyor Allah'ın emirlerinde? İtaat edin. Helaller belli, haramlar belli, zekat belli, infak belli. Bunların hepsinin ne zaman, nereye, ne kadar, nasıl yapılacağının Kur'an vasatını vermiştir zaten. Ama birileri bu konuda istismar yapıyorsa siz bunları bile anlayacak idrakte olmalısınız. Eğer Müslümansanız çok yönlü düşünmeniz ve sömürülmeyi, sizin üzerinden birilerinin ikbal ve iktidar kurmasına da müsaade etmemelisiniz. Bu da çıkıyor. Yani peygamberler bunu istemez. Bunu isteyenler varsa bu sizi düşündürsün. Bu sizi bu konuda araştırma yapmaya götürsün, sevk etsin de çıkar. Bundan şu çıkmasın. Yani Müslümanları diğer fakir, yoksul, mazlum, mağdur Müslümanlara yardıma çağırması, bunun için yardım toplamasının topyekün karalama şeyi değil bu. Bu başka bir şey. Bu kendisini, kendi yapısını, kendi kliğini, kendi cemaatini açıkça özelleyip bir saadet zinciri içinde götürerek diğer Müslümanları yok hükmüne getirmesi ve onların dindarlığını şey yapması, itibara almaması noktasını doğuruyor sonuçta. Bunlar da yaşananlar içinde. Yani bunları ben, da çıkarabiliriz. Çıkarabilirsin. Ben senin bu söylemlerinden şunu anladım. İnsanın sadece aklına ve cebine bakarak yola çıkmak yanlış. Davet ne olursa olsun açıkça yapılmalı ve bu davetten herkes nasibini kendi kapasitesi kadar alır veya reddeder, o ayrı bir şey. Evet, bunlar öyle çok da kolay bir şey değil Necla. Tabii ki. Çok kolay bir şey değil. Yani kendini sömürtme, kendini bilmem ne yapma deme. Hani demagojik söylemler vardır ya, politik söylemler, demagojik söylemler. Ondan sonra din üzerine din sosu dökerek yapılan sunumlar. Yani bir şeyin üzerine bir nasıl diyeyim, lezzetin üzerine güzel bir sos yapar verirseniz bunu yemiyorum diyen insan az çıkar. Böyle din Sen üzerine... Ben bunu bir parantez açayım. Bunu ne üzerinden yaptıklarına dikkat edelim. Bunu şey üzerinden yapılıyor. Din akıl işi değildir. Din akıl işi değildir dediği zaman senin düşünmeni zaten engelliyor. Seni sorgulamanı engelliyor. Bu şudur. Ne verirsem yut. Ne verirsem al. Yani senin aklın bir işe yaramamalı. Senin aklın sana şey olarak verilmiş, aksesuar olarak verilmiş. Bunu kullanmana gerek yok. Müslüman bunu kullanmamalı. Şeyi o kadar yaygınlaşmış ki bugün aklını kullanınca neredeyse kafir olduğuna şey yapılıyor, hükmediliyor. Müslümanın bir şeye akli mi değil mi diye sorgulaması küfrüne neredeyse sebep sayılıyor. Onun için sen aklını kullanmamalısın şeyi
aklın putlaştırılması söylemi Müslümanları düşünmekten korkar hale, sorgulamaktan korkar hale getirmiştir zaten. Bunların hepsi planlı oluşumlardır. Bunların hepsi geleceğe, yüzyıllara dair önceden hazırlanmış tuzaklardır diye ben düşünüyorum. Yoksa Müslümanın akletmemesi diye bir şey olabilir mi? Din akılsıza hitap etmiyor. Akılsız muaftır, mükellef değildir. Yani dini akılsız, aklı da dinsiz düşünmenin hiçbir anlaşılır yanı yoktur, olmamalı. Ama sen aklını kullanmamak üzere yönlendirilirsen, buna ikna edilirsen, birilerinin seni kullanması o kadar normal olur, o kadar kolay olur ki. Ve sen bundan şeref bile duyarsın. Hani ben aklımı kullanıp da müdahale etmiyordum. Ne kadar mutedil, ne kadar munis bir Müslümanım, liderim, önderim, ne derse onu yapıyorum gibi bir de kendi kendini kutsamaya başlarsın. Kendi kendini övmeye başlarsın. Yani akılsızlığını övmeye başlarsın nihayetinde. Onun için bunlar öyle kolay şeyler değil. Bunlar okumadan, düşünmeden, hikmetlerini düşünüp üretmeye çalışmadan olmaz. İşte olursa da böyle olur. Yani geldiğimiz nokta tesadüf değil yani. Evet. Evet arkadaşlar, evet değerli dinleyiciler, sorun çok ciddi. Cevabı çok ciddi bir şekilde, çok ciddi bir şekilde açıklanması gereken durumdayız. Yani aldatanlar, aldananlar bir şekilde hesaba çekilecekler kıyamet gününde. Hatta kıyamet gününde şöyle bir sahneyi tasvir ediyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'da o gün diyor bir araya geldiklerinde herkes müthiş bir şey içerisinde, endişe içerisindeyken, kurtuluş yolu ararken, işte ya Rabbi, bizi haktan görünerek saptıranlar bunlardı. Bunlara azabını iki kat ver diyerek kendilerini kurtarmaya çalışacaklar. Hı hı. Ama bu mazeret orada geçerli olmayacak. Hı hı. Evet, onlara da azabı tattırın denilecek. Bakın oradaki kelime çok önemli. Bunlar bize haktan suret olarak görünürlerdi diyor. Bu 37. surenin 34-35. ayet-i kerimelerinde ve o kadar çok ayetlerde geçiyor ki, mesela Araf suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Ayet-i sonra ikisine de iki kat ceza, evet, verir. Niye aldandı, niye aldattı? Aldatanlar var, sen niye aldandın? Önünde aklın varken, önünde kitabın varken, tefekkür, muhakemen, her şeyin varken kullanmadın da niye aldandın? Yani aldatmak günahsa, aldanmak da günahtır. Aldatmak daha çirkin bir şeyken, aldanmak da gaflet sonucu gelen bir şeydir. Çünkü ben ona çirkin demiyorum. Çünkü insanlar aldanabilir. Adamlar sureti haktan görünürler, yemin ederler ve o kadar cazip tomturaklı söylerle insanlara inandırırlar ki siz de o anda duygularınıza, o arka perdesini bilmediğiniz için yapacağınız işi girer ve gönül rahatlığıyla da yaparsınız. Ama çok kötü bir şey. Bu aldanmanın boyutu, dinini önemsemeyen, öğrenmeyen, gayret göstermeyen, niçin yapıyorum, yapmam gerekir mi, nasıl yapmam gerekir hesabını yapmadan, taklit üzere, duygularıyla hareket eden insanlar içindir. Yoksa hangimiz aldanmıyoruz ki? Nerelerde aldatmıyorlar ki Necla Hanım? En basit şeylerden, nasıl diyeyim, alışverişimizde, tutun da en büyük noktaya kadar aldatıcıların aldatmasına maruz kalmayan kaç insan var? Mesela bir şeyimi anlatayım, anekdotumu. Bir gün kapı çaldı. Bir köylü adam peynir. Abla, ben bu peyniri getirdim. Bunu ısmarlayan evde yoktur. Ben de şimdi köye gideceğim. Bu peyniri elimde nasıl götüreyim ki? Dedi. Şimdi ben de acıdım her zamanki o duyarlılık halimle. Getir dedim bakayım bir peynirine. Adam gitti bana iki kalıp peynir getirdi. Ben çok anlamadığım için karşı komşunun kapısını çaldım. Dedim ki bak bu peynir güzel mi? Böyle böyle diyor, alayım mı? O da baktı, peynir güzel dedi. Dedim getir peyniri. Peyniri getirdi, bana önüme koydu ve ben parasını verdim gitti. Yemin ederim Necla Hanım, o iki dilimin dışında, iki kalıbın dışında bir tanesini yemedik. Bir tanesini. Peynirli ekmek yapayım dedim, mümkün değil. Duvara vur, kırılmıyor.
Hayatımda böyle bir şey görmedim. Şimdi ben aldandım diye günaha mı girdim? Hayır. Aldanmamak için yol aradım. Dikkat edersen, yani bu aldatıcıların şerrinden kurtulmak o kadar zor ki, o kadar zor o ki. O aldatılış seni uyarmıştır. Aynı tuzağa bir daha düşmezsin. Neden? Çünkü o konuyu artık anladın. Onun üzerine şey yürütüyorsun. Zaten düşmemeye çalışmışım ya. Zaten hayır, çalışmışım. Bundan sonra daha çok çalışacağım. Ya belki ne yapacağım? Hepsini yiyeceğim mi? Ama bu dindarlıkta bu yapılmıyor. Bu yapılmıyor. Şimdi sen onu maddi olarak sana dokunduğu için... Hayır, dindarlıkta da yapılıyor. Necla Hanım nasıl yapılmıyor? Esas ben oradan dindarlığa geleceğim. Adamlar mesela dindarlık hakkında o kadar çok böyle güzel söylemler, cazip söylemler ve kurtarıcılık adına o kadar güzel şeyler önünüze argümanlar koyuyorlar ki, yani sen de o noktada çok da bilinçli değilsin veya da hiç bilinçli değilsin. Olay orada işte. Fasık olduğunu da günahkar olduğunu da biliyorsun ve bir kurtarıcı arıyorsun ve adam da bu simiti sana uzatıyor. Şimdi sen o peynirin kötü olduğunu anladın değil mi? Nasıl anladın? Yiyerek anladın ve tekrar aynı o üzüldün, aynı oyuna düşmeyeceksin. Ama bu din konusunda bu kadar derine gidilmiyor. Hani bir söz var ya, pazardan domates almaya verilen, gösterilen özen, dikkat, itina dinine gösterilmiyor. Bunu demeye çalışıyorum. Evet. Yani bundan bu sunulanlar, bu anlatılanlar, bu öğretilenler üzerinde bir domates, bir peynir üzerinde gösterdiğin hassasiyeti göstermiyorsun. Orayı bunu demeye çalışıyorum. Oraya söyleyebilirsin. Yani bunu söylüyorum. Evet. Neden? Çünkü bunun bir ispat edilirliği yok. Yani alacağı bir kilo şeyden dini daha önemli değil. O alacağı şey dini daha önemli. Önemli de değil. Bir de şey işte, araştırma şeyini göstermiyor, ihtiyacını. Hı-hı. Evet, bu zat bana bunu söylüyor ama bunun Kur'an'daki karşılığı ne? Bunun gelenekteki durumu ne diye hiç merak etmiyor. Benim hocam böyle söyledi. Sen ayet söylüyorsun, o benim hocam böyle söyledi diye ısrar ediyor. Hı. Orada takılıyor. Bak, yediği küflü peynire razı bir halde. Sırf hocası söyledi diye. Bu algıya, bu anlayışa bak, gelmiş. Sana burada gene bir anekdot söyleyeceğim. Hani insan pratik yaşadığı şeyler daha çok insanı etkiliyor ve karşıyı dinlerken de etkiliyor. Gene bir komşuma gittim. Orada işte böyle bir yerlere bağlı olan bir genç bayan. Orada da söz konusu Kur'an'ın nasıl okunmasına geldi. Ve ben de Kur'an'ı ölülere okuya okuya dirilerimizi öldürdük manasında. Tabii o ortamda öyle bir şey gerekiyordu, konuştuk. Ve ben buna bütün ayetleri okudum. Kur'an'ın ölülere okunmayacağını, Allah dirilerin uyanması için indirdiğini, ayet numaralarını vere vere okudum. Ama inanır mısınız, ne yaparsam yapayım asla o çizgiye gelmiyor. En sonunda çıkış yolu bulamayınca dedi ki hocamla bir daha görüşeyim. Ben dedim ki sen o hocayla görüştüğün zaman sana gene aynı şeyleri söyleyecek. Ve dolayısıyla sen niye demiyorsun ki gideyim bu ayetleri biraz daha okuyayım, düşüneyim demiyorsun da hocama gideyim. Hocan gene sana aynısını söyleyecek. Değişen bir şey olmayacak ki. Yani hakikaten bu aklı kitlemek, aklı kiraya vermek, kullanmamak insanları böyle ve o kadar da bu anlamda dinlerini seven, tesettürüne dikkat eden, derslere, sohbetlere giden insanlardan bahsediyorum. Aynen öyle. Yani ayetleri okumaktan ziyade bu anlamda çok doğrusun. Ben kendim okuyayım, öğreneyim değil, hocama sorayım. Yani bu mantıktan kurtulmadığımız müddetçe akıl yerine gelmez ve işlevini sürdürmez. Bahsettiğin gibi akıl çok önemlidir. Aklı olmayanın dini yoktur. Ama sen mantıklı hareket edersen, sen hocalarınla yola çıkarsan, hocaların doğruysa ne âlâ. O onun şeyidir. Ama hocaların ya yanlışsa, bunu özellikle Yasin suresinde geçer. Ya hocanız diyor, ya atalarınız doğruyu bulmamışsa, sen onlara körü körüne tabi mi olacaksın? İşte bu körü körünelik, demin de bahsettiğim o Yunus suresi 108. ayetteki gibi, insanlar körü körüne iman etmeleri bile Allah yanında makbul değilken ve imanı bozuk olanların hiçbir ibadetinin Allah yanında bir geçerliliği yokken, değil mi? Bakın, imanı bozuk olanların ibadetlerinin Allah yanında hiçbir geçerliliği yokken nedir bu aymazlık, nedir bu vurdum duymazlık, nedir bu Kur'an'ın ilminden, ahlakından uzak kalış? Yakışır mı Müslümanım diyenlere?
yakışmadı da zaten. Yakışmadığı için de belalar üzerimize, bela sağanak gibi geliyor. Adını biz Orta Doğu Projesi koyarız. Adını biz emperyalist güçlerin şerri diye koyarız. Hayır, insanlar bu kadar aymazlık içerisindeyse, bu kadar dinini ön plana alıp değer vermiyor, bir kilo domatesinden, olacağı bir eşyadan daha önemsizse, insanların başına her türlü bela gelir. Müslümanım dedikleri için. Yoksa gayrimüslimse zaten yaşıyor. Ona Allah hesap sormayacak ki. Ama ben Müslümanım diyenlerin işi çok ciddiye alması gerekiyor. Evet. Ve bugün bu belaların eğer müsebbibini biz başkasına atıyorsak, gene biz kendimizi tanımıyoruzdur. Gene Rabbimizi ve sorumluluklarımızı tanımıyorduruz. Kendini, sorumluluklarını, Rabbini tanıyan adam ve yerine gücünce getiren adam, başına ne gelirse gelsin Rabbin katında şeydir, muaftır ve kendi de müsterihtir. Allah'ım gücüm buna yetiyordu der. Ve bu müsterihliği de biz ancak bu şekilde kazanabiliriz. Şu anda işte konuşuyoruz değil mi? Ne yapabiliriz Necla Hanım? Neye gücümüz yeter? Bunu inşallah. Tefsir saati sona erdi.